Asist Analiz Ekranları'nda yüz yüze programıyla her hafta olduğu gibi bu hafta yeniden karşınızdayız. Ergin Aslan'la birlikteyiz. Beşiktaş'taki son gelişmeleri konuşacağız birlikte. Ergin hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Neslihan. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Ee, güzel, güzel, güzel diyelim. Mi? Güzel olacak inşallah. Peki. Öyle diyelim. Ee, Kötü günler geride kaldı en azından sırada. Evet, <laughs> daha kötüsü olmasın <laughs> Yok, diyelim. Olmasın, evet. olmasın. Peki olmasın, şimdi evet. e, aslında şöyle başlayalım. Bir Trabzonspor maçına gidelim. Aha. Ee, önümüzde de tabii ki bir e, kulüp buruş karşılaşması var. Çok önemli. Hep söylüyorsun zaten e, konferans liginin önemini Beşiktaş için. Ama tabii büyük bir e, hayal kırıklığı olduğu Doğru, diyebiliriz oldu. Trabzonspor maçı için. E, tabii çok fazla şey konuşuldu. Aslında yine maçın içeriğiyle alakalı çok da konuşmaya gerek var mı bilmiyorum ama sence böyle genel olarak bir değerlendirirsen? Beşiktaş'ın Trabzonspor'daki bu, e, Trabzonspor karşısındaki bu durumunu neye bağlıyoruz? Yani yaşanmamış olması gereken bir maç diye bakması lazım Beşiktaş'ların buna. Böyle olmaz yani bu böyle de olmayacak zaten bundan sonra. Anormal bir gece, anormal bir maç yaşandı Beşiktaş açısından. Yani maçı bir kere hiç izlemeyen bir adam açsa şöyle bir baksa ne olmuş, ne bitmiş, kim topa sahip olmuş, pozisyonlar topa pas falan filan dese... Bu 3-0 gibi bir e, maça şaşırır aslında. Evet. Tabii ki Trabzonspor deplasmanında yenilirsin. Neslihan. Yani Trabzonspor özellikle İstanbul büyükleri için en yenilme olasılığı yüksek deplasmandır zaten Hı -hı. Türkiye'de. Ama öyle 3-0'lık falan da bir maç geçmedi aslında. E, Beşiktaş'ın açamaması, üretememesi, hatalar, acemilik üst üste geldi. Zaten 2-0'dan sonra bütün riskleri aldığınız için 3'e de, 4'e de, 5'e de gidebilir yani o maçlar. O saatten sonra kopma. Ee, hoca tercihlerinin hatası oldu bence. Ee, Şenol Hoca e, bozmaması gereken kadroyu bence bozdu. Yorgunluğu, işte milli takım dönüşlerini falan gerekçe göstererek. Ee, buna gerek yoktu. Beşiktaş geçen Şubat'tan beri yenilmiyordu değil mi? 24 maçtır. Kimle Aynen. yenilmiyordu? Mevcut kadrosuyla yenilmiyordu. Buna dokunduğun andan itibaren yenildin. Ee, hoca neyi yapmaması gerektiğini gördü. Telafisi olan haftalarda, yani puan olarak telafisi olan haftalarda yaşanmasının avantajını kullanması lazım. Ona çevirmesi lazım hocanın. <laughs> e, çünkü e, bu takımın belli bel direkleri var. Bir tanesi Abubakar, bir tanesi Masuaku özellikle. E, şimdi ikisini de dinlendiriyorsunuz. Benim tercihim hep şu olur. Gelen oyuncu kulübedeyse, yorgun ya da sakat evet. ama kulübedeyse o başlar. Yani kulübeye girecek durumu varsa o başlar. Oyunun gidişatına göre... E, siz hamlelerinizi yaparsanız. Çünkü iş işten geçtikten sonra yapacağınız hamleler pek bir işe yaramıyor orada gördüğünüz i̇şte, gibi. İşte onu soracağım. Yani o mesela ilk 11'i gördüğünde sen de bir şaşkınlık yaşamadın mı? Yani biraz önce e, Şenol Güneş artık ne yapmaması gerektiğini gördü ha. dedin. Böyle bir maça gerek var mıydı Şenol Güneş'in? Yoktu. Için? Ben şöyle e, kadroyu görünce zaten e, Kafamda niye böyle bir kadro çıkarmışı düşündüm hı hı. ama öyle bir şey ki öyle bir teknik adam ki Şenol evet formsuz dönemleri günleri maçları oluyor ama bizi böyle çok yanılttı çok tersi yatırdı şimdi hı hı. acayip çıkmaması gereken kadrolar çıktı maça göre iyi oyunlarla farklı skorlarla aldı maçları genelde çalıştı bunun üzerine rakip analizi yaptı. Eee maçını da hesap etti. Yol yorgunluktan hesap etti. Demek ki en iyisini böyle düşündü diye. Ki o da öyle. O iyi olsun diye düşündü ama tutmaz bazen olmaz olmuyor. o yüzden hani Beşiktaş'ın yaşamaması gereken bir gece. Bunun telafisi olur. Ama Beşiktaş için Brugge maçına çıkacakken Trabzonspor maçı ile ilgili bütün şartellerin indirilmesi lazım. Kesinlikle. O bitti gitti artık. Evet. O yaşamaması gerekiyordu ama yaşandı. Kötü bir gece. Beşiktaşları şöyle de kötü hissettirdi. Şimdi Fenerbahçe 4'te 4 yaptı bir maç eksik Beşiktaş'ta ikisini. 4 maçta 5 puan geriye düştü Beşiktaş. Evet. 10. hafta, 15. hafta bu hikaye açılırsa bunun kapanması çok zor olur. Sezon yaşanmaz ve oynanmaz hale gelir. Toparlayacaktır. Geniş ama henüz faydalanamadığı bir kadrosu var. Oyuncu performanslarının düşük olduğu özellikle yenilerin bir kadrosu var. Ama bu böyle gitmez, gitmeyecektir. Yani bir kere hocanın varlığı bu konuda aslında insanları e, rahatlatıyor. Trabzon maçı üzerinde söylerse şöyle hani derdim de sensin ama dermanım da sensin. Vardır ya şimdi hocanın tercih hataları <laughs> evet. ama derman kimde? Hoca Hocadan. Şimdi annesinden tokat yiyen bir çocuğun ağlarken yine annesine gidip sarılması gibi, gibi evet. yani onun kucağına gitmesi gibi bir durum. Toparlayacaktır, toparlamalıdır. Zaten B, B planı diye ikinci bir yolu yok zaten. Evet, toparlamalı çünkü zaten şimdi şimdiden işte bu kadar geriye düştü diyorsun ki Beşiktaş'ın özellikle sezonun başında çok iyi başlaması gerekiyordu. Bir de bir handikapı var Afrika Kupası gibi. Evet. En azından o döneme kadar biraz daha toparlaması gerekiyordu. Toparlaması da lazım. Lazım. Şimdi Afrika Kupası'nın provası oldu aslında bu. Şimdi evet. Değil mi? Abu <laughs> Bakar yok. Masuaku yok. Amartya yok. İşte Beyli geldi. Yok. Onana zaten yok. Yani Afrika Kupası'nın butik hali hı hı. bu. Bir gördün ne olacağını. Ama şöyle bir şey var. Bu biraz da bile bile lades oldu. E şimdi hoca epeydir söylüyor. Afrika Kupası bize sıkıntıya sokacak. Afrika Kupası'na gitmeyecek bir oyuncu bakıyoruz. Bu yıl. Ama işin sonunda yine Afrikalı oyuncu geliyor. En son transfer de son gün gelen de Afrika Kupası'na gidecek hı hı. bir oyuncu. E şimdi burada... Nasıl olacak ki bu iş yani bile bile göz göre göre yani kırmızı ışığa giderken hız kesersin hız kesmeden giriyorsun kırmızı ışığa. 80'den gidiyorsun 70 60 50 düşürmen lazım değil mi? Bam diye gidiyorsun göz göre göre yani geliyor kaza. Özellikle o 5-6 haftaya kadar o arada geçecek 5-6 haftalık maça kadar Beşiktaş'ın bir kere kesinlikle üstten kopmaması lazım. Ki hadi dersin orada bunun kredisini kullanayım diyeceğim maçlar olacak. Ha diyeceksin ki ya Afrika Kupası'na göndereceği oyuncular şu an çok mu esiyor, uçuyor, kaçıyor? Şimdi çok öyle de bir durum <laughs> yok evet. açıkçası. Evet. Kim çıktı stoperde? Necip çıktı. <laughs> Necip Canciğer ayrı. İşini de yapıyor yani. Ama şimdi oraya Beşiktaş üç tane stoper aldı. Burada bir problem var. Beşiktaş orta sahaya Onana ve Bahtiyar'ı aldı. 10 milyon euro ikisi. Hakim Ziyah'e kaç para verdi Galatasaray merak ediyorum mesela. Tadiçay. Maaş olarak bakalım. Hı hı. Maliyeti. Evet. E şimdi faydalanamadığı ona ana Bahtiyar ki sonradan oyuna girdi falan ama Beşiktaş'ın bu yatırımları yaptığı oyuncular tak sahada olması lazım. Geçen sene üçüncü bitirdi ya bunun üzerine çıkmak için yaz döneminde hamleler yaparsın. Onun üstüne çıkmak için yapılır hamleler değil mi? Tabii. E şimdi. Hatta nokta atışı transferler yaparsın. Evet. Üzerine koyarsın. Devam edersin. Faydalanamıyorsun. Maliyet var. Şimdi hal böyle olunca. İster istemez geriliyor insanlar. Kızıyor yani. E son aldığın transfer 3 milyon euro yakın maaş alacak mesela. Beyli, Stoper diye aldın. Hı hı. Bilmiyorum mesela Brüj maçında yarın sahada olacak mı? Şimdi Beşiktaş'ın yaz döneminde yaptığı transferler ligin 5. haftasındaki Trabzonspor deplasmanında sahada olmalı. Doğru. E şimdi anladın mı? Ol, olmamış yani. Bu iş olmamış. E, Ergin sahada olmalı ama şimdi şunu da göz ardı etmeyelim. Gerçekten bu yeni gelen transferlerin performansları da İyi değil. Yani evet belki sahaya çıkmadıkça daha da kötüye gidecek. O ayrı bir konu. Ama yine baktığımızda yük eski kadronun üstünde. Evet eski kadronun üstünde. Eski kadronun da belki maç kaybetmiyordu ama rahat kazanamama gibi bir e, durumu vardı. Yani üretemeden kazanan bir Beşiktaş var sahada. Nasıl kazanan? Bir, Abubakar endeksli. İki, işte duran toplar. Koleyi iki üç tane attı falan filan. Şimdi orta sahada ciddi bir problemi var Beşiktaş'ın. İsimler bireysel olarak iyi. Amir, Salih, evet, evet. Ama şimdi ne kadar üretiyorlar? Skor yüküne ne kadar katkı yapıyorlar? Şimdi kreatif adam eksikliği var. Bunun için kim var? Ee, klasik on numara yok ama Chamberlain ve Gezal var. Hı hı. Şimdi bu Buradan bir model çıkarıyor olması lazım hocanın. Bir model çıkartacak. Yani başka türlü olmaz, olmuyor. Yani Beşiktaş %70 topa sahip olmuştur olmuş Trabzonspor maçında. %71 hatta. Eee? Ya ne yapacağız? Skor 3-0. Mağlupsun. %71 top. Bu ne? Çünkü top sendeyken organizasyonu, bitirici hamleyi, ceza sahasına topu sokmayı ve orada pozisyon üretmeyi başaramamışsın. Hı hı. İlk isabet şut 81. dakikada geliyor. Bu arada o oyuncuların skora da katkısı yok. Yok. Ve bu şey e, skora katkı yapmadığınız zaman Abu Bakar'ın yorgunluğu, işte sizi böyle sıkıntıya sokar. Yani evet. yol yorgunluğu bahanesi. Kamerun i̇şte milli takımının golcüsü adam finale kadar gider onlar. Evet. Afrika Kupası'nda. Burada tabii saat transfer üzerinden değil. Şimdi hoca'nın da hocanın da bu performansları yukarı çekmesi lazım. Bunlardan efektif şekilde faydalanması lazım. Sahada bunları kullanması lazım. Hani şey kolay. Ben zaten onu çok yapıyorum. Böyle transferler mi olur kardeşim yönetimde beceri. Bu kolay. Bunu zaten evet. yapıyoruz. Biliyoruz onu zaten. Bir daha tekrar etmeye gerek yok ama şimdi kurduğun kadroda bundan ne kadar fayda sağlayabileceğini gösteriyor olması lazım hocanın da bilmiyorum yani benim çok aklıma yatmıyor yani bu senenin mesela Chamberlain sahada yok e o tarafta Rebiç var e performans kötü Muleka oynamadı Mulekaya her şey laf bir sürü laf söylüyordu şey e insanlar Muleka yine olan dar gelirli oldu yedek kaldı adam bütün şeyini gösterirken sahada Emeğini evet. gösterirken şimdi niye Rebic sorun çıkartabilir biraz Balkan çocuğu biraz şey yani, ya, değil mi? Surat yapabilir abi. Evet. Sahada da görüyorsun Ama, o agresifliği. E şimdi Cenk dominant bir adam, lider Hı -hı. bir adam. Yüzü düşebilir. Şimdi bu bunları iyi tutmak mı acaba? Muleka sorun çıkarmaz sana. Zaten Muleka arkada da kimse yok, dayısı da yok. Geç oğlum sen diyorsun. O bu biraz forma adaletini de sarsabilir. Birçok Beşiktaşlıdan duydum Muleka'yı aradım dediler. Hmm. Çünkü iyi niyeti görüyorsun, belki acayip evet. yeteneklerin doğru. yok ama iyi niyeti görüyor, sahadaki o emeği şeyi görüyorsun. Valla ama öyle bir takım ki Beşiktaş, yani öyle bir hoca ki diyeyim, mesela yarın Büruc maçında Beşiktaş net bir skorla galip gelebilir, benim için sürpriz olmaz. Bir de oynayacak kendisine karşı oynayacak açık bir takımla oynayacak Beşiktaş. Bu işine yarayacak bunu ayır birbirinden e, ayırma yandan söyleyelim. Çok doğru. Trabzonspor. Evet. Maçı hatırla çok korunaklı başladı. Arkada durdu hoca tarttı. 15-20 dakika çıkmadı falan. Beşiktaş top çeviriyor uh -huh, uh -huh. rakipleri sahada. Ama şimdi Gürüş ilk maç ve evinde oynuyor. Uh -huh. Ve kazanmak isteyecek. 3 puan için oynayacak. Top oynayacak uh -huh. sana. Daha aktif futbol oynayacak. Agresif futbol oynayacak. Burada bence Roşisa'nın ve Muleka'nın maçı olabilir yarınki maç. Uh -huh. İki kanadı çok iyi kullanıyor zaman zaman Beşiktaş. Onların maçı olabilir. Hiç yaşanmamış gibi düşünülmesi gereken bir gece diyelim. Ergin bir Abubakar konusuna girmek istiyorum evet. çünkü taraftarların da Hı -hı. hatta tüm futbol izleyicilerinin de aslında merak Hı -hı. ettiği bir konu. Şimdi çeşitli spekülasyonlar var tabi Abubakar'la alakalı. Neden ilk on birde olmadığıyla alakalı. Biraz önce işte sen de söyledin yorgun olduğu işte bu seçeneklerden bir tanesi. Onun haricinde Bakar'ın bir yandan Arabistan'a gitmek istediğiyle Hı -hı. alakalı durumlar duyuyorum. E, futbolcuların maaşlarıyla Hı -hı. çok ilgilendiğine dair e, duyumlar var. Ya Bunlarla alakalı senin net bir bilgin var mı? Bilgim yok. E, adı üstüne duyum zaten. Evet. E, bugün en yüksek maaş zaten Abu Bakar alıyor. Hı -hı. E, yani o yüzden Abu Bakar hani belki Taliskaya getirmiş olsan 8-9 milyon euro versen belki problem olurdu ama şimdi öyle bir durum yok Abu Bakar'la ilgili. E, dolayısıyla e, bu kadar iletişimin ve iletişimcinin bu kadar habercinin, tırnak içinde söyleyeyim, kum gibi değil mi her tarafta haberci. Evet. <laughs> Olduğu yerde bunlar sosyal medyada yazılıyor, çiziliyor, konuşuluyor. Ben bununla ilgili bir bilgim yok. Ee, olsa anlatırım ve söylerim ki Abu Bakar'ın, Sergen Yalçın döneminde yaşadığına dair senle burada programlar yaparken neler söylemiş bir adamım. Sonrasına dair de evet, neler söylemiş evet. bir adamım. Şimdi ben performansını değerlendiriyorum, iyi performans <laughs> gösteriyor. Şu an öyle bir pozisyon olması mümkün değil. Zaten Arabistan'da şey kapandı transfer evet. dönemi orada da evet. kapandı orada da bitti. Hoca bence şöyle bir tercih yaptı. Ee, dedi ki idmana Cenk yaptı. Hani taktik idmanlarda hep o oradaydı, öndeydi. Onu kullanayım ki Cenk de az buz bir adam değildir yani. Cenk Tosun'dan bahsediyoruz. Tabii, Tabii bir Abu Bakar etkisi yapmak kolay değil ama bence tercih sebebi o oldu. Öbür türlüsünün olmadığını, olmayacağını, olmaması gerektiğini düşünüyorum. Her yani diyeceksin ki ya e, hani fizik kurallarına göre dünyada bir kere olan bir şey bir daha olur. Bir kere olması yeterli bir şey yani. Milyarda bir ihtimal bir kere gerçekleştiyse o her zaman gelecek. Bilmiyorum olabilir mi? Olabilir. onu Onda e, öyle bir şey ayyuka çıkarsa varsa onun üzerine zaten konuşacağız. Ama şimdi konuşmamız bence şey olur. Farazi olur yani. Bir bir e, şey yorumu olur. Varsayım üzerine bir yorum olur. Çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Yarın çıkar Bruges deplasmanında iki tane atar. Ama yani hocanın, ben anlıyorum hani Cenk'i de dahil etmek istiyor oyunun içerisinde. Madem öyle Cenk en iyi yaptığı iş soldan gelmek son yıllarda. Evet. Soldan gelir. Öyle bir model bulması lazım bence Şenol Hoca'nın. Çünkü Icardi neyse, Ceko neyse, Abubakar da Beşiktaş, için o. Bir de Avrupa'da özellikle senin bütün gol yükünü taşıyan, çeken hı hı. bir adam. Ben olsam, daha önce de söyledim yani direkt stada gelse Abubakar takımdan ayrı. Taksiyle gelse o gün başlatırdım yani şeyde. Değil mi? Ya, gibi, bir aker bir isim geliyor da paparaparça. <laughs> şey gibi değil değil mi yani? hani e, Abu Bakar işte geç geldi ceza. Yok ceza değil. E, çünkü o izinliydi zaten. Evet, i̇zin alarak zaten gitti. Sağlıktan daha önemli, aileden Tabii daha ki. önemli bu hayatta hiçbir şey yoktur. E, o yüzden hı. bu çok anlaşılabilir insani bir durum. Hı. E, i̇zinle zaten gitti. öyle Ve Cuma gecesi de geldi. Maçtan iki gün önce aslında geldi. Takımla birlikte Hı -hı. gitti. Ama dediğim gibi hoca dedi ki herhalde burada da hakkaniyet budur. İdmanı Hı -hı. o yaptı tak diyor Bir de Cenk'i de dahil edeyim diye düşündü. Hı -hı. Ama tabii hata yaptı ve ne yapmaması gerektiğini gördü. Evet. Ee, Ergin, Cenk demişken sözleşmeler Hı -hı. ne durumda? Sözleşmelerde parada anlaşamıyorlar şu anda yani TL üzerinden. Cenk'e ve Salih'e önerilen rakamlar vardı geçen sene şifaay olarak anlaşmışlardı. Söz kesilmişti aslında hı. ama tabii enflasyonun bu kadar tavan yaptığı yerde hiç kimse hiçbir şeyin hesabını yapamadı. Şimdi TL olarak sunduğunuz şey bugün dolar bazında yarı yarıya tabii. fark etti. Şimdi o yüzden oyuncular da hatırı sayılır bir paralar istiyor. Ne istiyor atıyorum 40 milyon lira istiyor. Hı hı. Beşiktaş 25 milyon lira veriyor gibi. Hı hı. Şimdi Salih'te de aşağı yukarı rakamlar bu. Bir birkaç ay sonra bunun sıkıntısı çok daha çıkar çünkü niye 6 ay kalıyor ve serbest görüşebilme olanağı sağlıyor, hukuki bir hakkınız doğmuyor. Ee, kafaları karışabilir oyuncuların, kafaları karışırsa da bu sefer hani sahada ikili mücadeleden tekmeye kafa sökmeye kadar bir, bir tedirginlik geçersiniz yani değil mi bir söz kestiğiniz bir şey evet. olur yani oynamazsınız demiyorum gerekim ama bir tedirginlik olur. Hoca da iki oyuncuyu da tutuyor seviyor özellikle Cenk'i. Bu işin makul olanı ortasını bulup anlaşmaktır. Çünkü milli seviyedeki oyuncu bugünün parasıyla 250 bin, 300 bin euro alıyorsa, kafasını kulübeye çevirdiğinde oradaki adam 1,5 milyon euro alıp oturuyorsa, böyledir yani. Şey, fiyat dengesini bozduğunuz andan itibaren her yerde sıkıntı olur. Beşiktaş yönetimi bunu çözecektir, çözmelidir. Doğru iletişimdir. Çünkü Sayın Başkan'ın Salih'le ilgili söyledikleri hiç hoşuma gitmemişti zaten. Hani Evet hatırlıyorum. Bir, bir, on, bir ay önce falan Hı -hı. yaptığı basın toplantısında. Buna gerek yok. Bunu Salih'e çok rahat söyleyebilirsiniz. Sizin evladınız gibi zaten. Ona Salih oğlum böyle deyip söyleyebilirsiniz. Bunun için 20 tane kameranın 50 tane gazetecinin e, olmasına ortamda gerek olmasına yok. gerek yok. Bunlara dikkat etmek lazım. Gelelim Roj maçına. Gelelim. Ee, Yine yayının başında da söyledik zaten çok önemli bir karşılaşma Beşiktaş adına ki sonrasında da zaten e, ciddi anlamda böyle hızlı bir süreç başlayacak. Arka arkaya bir sürü maç oynayacak Beşiktaş. Biraz önce senin de söylediğin gibi Trabzonspor maçı ile alakalı tamamen şalterleri indirmeli. Tabii. Ve önüne bakmalı nasıl bir 11 bekliyorsun bu maçında? Valla ben klasik 11'ini bekliyorum ama stoperleri kestiremiyorum stoperleri kestiremiyorum. Orada kim olur? Ki solda başlar, Raşisa başlar, Abu Bakar başlar. Orta sahayı çok bozacağını düşünmüyorum ama biraz daha belki dirençli hale getiremesi iyi olabilir. Yani hmm. Salih Getson, Amir kolay geçiş sağlayabiliyor. Amir orada tamam ama hani evet. oraya iki tane altı gibi oynuyor olması hmm. lazım oyunu. Ama şey Masuha Kroziye oynayacak zaten. Hmm. Mertkale'de. Şeyi kestiremiyorum stoperleri. Hmm. Ya, Amartey Kole yapabilir. Ama beyliği ne zaman kullanacak? Ağrısı sızısı nedir? Neresi ağrıyor ve ne kadar ağrıyor? Şimdi bunların hepsi mühim. Yani şef stoper ve en pahalı stoperin senin yani maaş olarak. Evet. Bu, şimdi bunları görüyor olmamız lazım sahada. O ideali nasıl bulacak hoca bilmiyorum. Çünkü bir de hadi orada hallediyorsun ama ligde yerli e, problemine takılıyorsun. Ben stoperler konusunda herhalde Amarte Kole'yi çıkar diye düşünüyorum. Ha bu arada Kole ile ilgili çekincelerim var. Tamam gol atıyor bu güzel hoşumuza gidiyor ama... Ee, onun birinci görevi gol atmak değil ki. Golü zaten atıyorlar ileridekiler yani. Hı hı. Duran toplarda dünyanın her yerinde her hoca zaten stoperi gönderir. Uzun boylu sen de vurabilir. Dün kaleci attı biliyorsun yani. <laughs> <Lazi olur gülüyor> evet. güzel bu. Ekstra bir özellikler stoperi için ama mesela alan ve oyun bilgisi offside'leri hep bozuyor Neslihan. Bu, bu çok önemli bir şey. Hı hı. Çünkü Beşiktaş bir savunma takımı değil. Beşiktaş bir hücum takımı. Evet. Bir, hücumcu bir teknik direktör var ve savunmayı 50 maçın 45'inde orta sahaya kadar çıkartıyorsun. Bu çizgi, bu hat çok önemli. Rakiplerin en iyi işi arkaya sarkmak. Tabii. Kaçacak arkaya değil mi? Kaçacak <laughs> arkaya. Şimdi, orada ipli hoca birbirini hem <laughs> bağlar, langırt gibi idmanları öyle mi yapar? <laughs> Yaptırır. Çünkü Koley kendisinden bu işin öğrenilmesi gereken bir adam. Genç stoper ise Tayyip Talha'dır, Emre Can'dır falan bakacaklar. Koley nasıl yapıyor? Ona göre Evet. Kendilerine pozisyon Bunun alacaklar. Bir durum olmuyor. Şimdi koleye baktığın zaman şu an stoper hattında bildiğini de unutursun yani o evet. şeyi bozma konusunda. Oraya hoca herhalde vakti gelince ki inşallah iş işten geçmez. Vakti gelince Beyli Amarte ikilisi gibi oynayabilir. Yani sağ stoper, sol stoper bunlar bazen problem oluyor ama çok büyük problemde olacağını düşünmüyorum. Onlar böyle modern futbolun biraz dayatması gibi geliyor. <laughs> Konuş bakalım Gökhan Keskin'le, Bülent Korkmaz'la, Alpay Özalan'la, Vedat İnce Sağ Stoper ne diyorsun? Yani? <laughs> şey, niye önemli şimdi? Hani kanat bekleri çıkıyor ya. Aynen o yüzden. Çizgiye yani. kadar çıkıyor. Şimdi sağ ayak diyor ki buradan oyun kursun, sol ayak buradan oyun kursun. Bek burada yokken hani Guardiola'nın evet. evet. dünya futboluna e, zehirlediği, attığı zehirlerden diyeyim <laughs> ben sana. Kazandırdı değil mi? Attığı zehirlerden bir tanesi. Orada bir tek tedirginliğim var. Onun dışında zaten belli aşağı yukarı. Arka arkaya maç oynayacak dedik Beşiktaş evet. için. E, Ruj maçından sonra. Kayseri spor maçı var. Evet. Sonra bir Adana Demir deplasmanı var. Tabii sonra da Konya spor var 1 Ekim'de evet. de. Sonra evet. daha yine devam ediyor. Yani ciddi bir maç trafiği olacak. Şimdi neden soruyorum bunu? E, Burak Yılmaz'ın Trabzonspor maçı sonrası çıkardığı raporda e, oyuncuların fizik gücünün oldukça yetersiz e, hmm. olduğu yazıyormuş. E, dolayısıyla da fiziken güçlenmesi gereken bir takım e, olduğunu düşünüyor musun şu an Beşiktaş'ın? Yani sen nasıl buluyorsun aslında bu oyuncuların şöyle, fiziksel yani, gücünü? Trabzonspor maçı dışındaki maçlarda özellikle Avrupa elemelerinde falan e, fiziği kötü bulmadım Beşiktaş'ta. Fizik hmm. gücünü kötü bulmadım. E, çünkü zaten Beşiktaş oyunun son bölümlerinde kazandı bazı maçları. Bu aslında fizik gücünün iyi olduğunu da gösterir. Ama tabii oynadığınız seviye sertleştikçe, oynadığınız seviye yükseldikçe burada gerçekle yüzleşirsiniz. Mesela Trabzonspor maçı, böyle brüj maçı, böyle bir maç. Hı hı. Ama bu saatten sonra bu dönemlerde fizik gücü geliştirmek çok kolay bir şey değil. Bunları yaz kampı dönemlerinde yaparsınız, yüklersiniz. Hı hı. Yükleme dediğimiz şey vardır. Ya da ara transfer döneminde. Milli aralarda belki bunu yaparsınız. Ama bunun da sezon devam ederken yapılmasının e, fizyolojik olarak şöyle sıkıntıları var. E, Beşiktaş bunu yaptı. Dortmund maçından önce Sergen Hoca dönemi. Dört günlük ciddi bir pompala pat 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 adaleler Hepsi patladı. Döküyordu. Ayak evet. maçına 8-9 eksik de gitti. E, tabii biz bu işin profesyoneli değiliz. Bunun hekimleri ya da işte istatistikçileri ya da kimse bunun en doğru bilgisini uygulamasını yapıyordur, yapacaktır. E, şöyle toparlayayım bu konuyu. Trabzonspor maçında ki 90'lık Brüj maçı gibi yüksek seviye bir maçta da görülürse evet derim yani. Evet burada bir problem var. Yaz dönemi için de sıkıntılı geçmiş derim yani. Peki. Ee, Ergin o zaman e, şunu da sormak istiyorum sana. E, şimdi biz yayına girmeden önce aslında e, son anda gördüğümüz haberlerden bir tanesiydi. E, Amirli takımla alakalı Montaigne'ın e, evet. gelişiyle alakalı bir durum olacak. Bununla alakalı senin fikrini de merak evet. ediyorum. Evet. La Gazette de Delle Sport şey ne güzel Kaynaklı Haber. Kaynaklı haber. Kaynaklı. çok karizma <laughs> bizim şöyle La Gazette Delle Sport. Yok bizim öyle evet. gazetemiz. Şimdi bizimkileri söyleyeyim mi? Arkadaşımız Söylemiyorum. dostumuz <laughs> eski şey olmasın. Valla iyi olur. Hayırlısı olur. Bence Türk Milli takımı için doğru bir tercih olur Montey'e. Çok beğendiğim bir teknik adam benim. Bir de çok tecrübeli bir teknik adam. Adana Demirspor'dan yakinen biliyoruz ama daha işte Sevilla'sı, Milana, bayağı hikayesi güçlü yani geçmişteki hikayesi. Lejyoner dediğimiz ya da gurbetçi dediğimiz orada yetişmiş çocuklarla da o iletişimi daha iyi kurabilir. Ki oyuncuların tercihinin de zaten Monte'ye olduğunu duyuyoruz. Hı hı. Bu, bu iyi bir şey değil bu iyi bir şey değil. Oyuncu oyuncuya göre teknik direktör seçemeyiz. Bana kalsa kimi getirirdim? Terlik teknik direktör olarak Montey'e asla itiraz etmem. Tercihlerimden biriydi. Ben Sergen Yalçın'la çalışırdım. Çünkü maç hocası olduğunu düşünürüm ben. Uh -huh. 2-3 ayda bir maç var. Alır hoca maçı sana. Ondan sonra herkes sağ selamet, Bir daha gelir 2-3 evet, ayda bir. Evet, doğru. denenmişin denenmemesi güzel olur. Bu arada hani bu kadar söylüyoruz. tefefe TFF ne yapacağı belli olmaz. Mümkünlük kasabası her şey mümkün. TFF'de Aynen öyle. şey yapabilir. Yani tak atıyorum başka bir hoca. Abdullah evet. Avcı der böyle işte, Terim bilmem ne falan. Ben denenmişin denenmemesi gerektiğini tekrar yazmıştım dün üzerine. Hı hı. Bugün de burada söyleyeyim. Hep sorunlu ayrıldı teknik direktörlerimiz. Bir daha ona bir daha ona. Hadi ahbap Gerek çavuş. Yok. Hadi Aynen. bu benim yakinimdir. Evet. Ben buradan arattırdım. Bunu aradım. Hadi bu gelsin. Bizim oğlan gelsin. Olmaz. O yüzden hani Monteya'nın doğru tercih olduğunu düşünüyorum ama ama Neslihan bizim Faroy adalarını yenmek için Lüksemburg'u yenmek için Gerek Ermenistan'ı yenmek için kumsa mı ihtiyacımız vardı? İkimiz çalıştıralım Türk milli takımını. Lüksemburg'la oynuyorlar. Evet. Neyi söylemek istiyorum? Oyuncular. Bak. Bu itham etmiyorum. Bu ağır bir itham olur. Milli forma giyiyor oyuncularımız. Ama bu Pro hocayla olan problemler sizi mentor olarak düşürür. Mentor olarak düştüğünüz zaman sahada istediklerini yap yapamaz hale gelirsiniz. O yüzden e, biz oyuncuya göre sistem, oyuncuya göre hoca böyle bu olmaz. Yarın öbür gün Montella'nın da başına gelebilir bu. Var mı gerçekten böyle sivrilen oyuncular? Duyuyoruz, görüyoruz demeçleri dinliyoruz ama ben yönetiyor olsam federasyonu ve ben gerçekten bunu biliyorsam ve benle konuştularsa bunu Derim ki öyle mi tamam çocuklar? Bir siz bir 6 ay hava değişimine bir gidin bakayım. Bir hava değişimine bir gidin, kendinize gelin. Sonra bir hoca, yeni hocamız, yeni patronumuz lütfederse, beğenirse sizi, hak ediyorsanız alır takıma derim. Bu çok Ama her gün şey. dönemde yok muydu öyle Var işte ama işte her dönem öyle olduğu için evet. bir türlü burnumuz güzel koku almıyor. Evet. İflah olmuyoruz. Hı, hı. Saman alevi çıkışlarımız var işte. Fransa'yı yeniyoruz. o falan. E sonra çek biletonya görüyoruz. Bak ya biz küme düştük Uluslar Ligi'nde. Evet. Norveç'i e yeniyorsun iyi oyunla. Arada bir turnuvaya gidiyorsun orada böyle bir, bir şeyler yapıyorsun. 20 senede bir bir 3.lik geliyor Aynen. işte. 20 Avrupa Şampiyonası. Arada bir çeyrek final falan üçüncülük. Sonra yok. İşte bu yüzden yok. Hı -hı. Bu yüzden yok. Ya yani orada bir hiyerarşik düzen var arkadaşlar. Federasyon başkanı, yönetimi, teknik direktör ve futbolcular. Hiyerarşik düzeni Nerede bozarsan boz bu hiyerarşi, şey, oradan iyi çok bir şey doğru. çıkmaz yani. Çok doğru. Saygı duymak zorundasınız. Oradaki teknik adam sizden kariyer olarak düşükte olabilir, maaş olarak daha düşük, paralar hayatta kazanıyor olabilir, olabilir. Ama siz o konuma, makama saygı duymak zorundasınız. Saygı duymazsanız rol model olursunuz yani tamam mı? Bu sefer kendileri bir yarışa gidiyor yani. Çok, o kadar saçma bir durum ortaya çıkıyor ki teknik direktörle yarışa gidiyor. Teknik direktörün istediğini yapmıyor. Ben senden daha iyi biliyorum Ay, durumu işte. oluyor falan böyle enteresan bir hal alıyor. Olan, olan de bunun... kim oluyor? Olan da bizim gibi. Biz oluyor. şöyle oluyor, şampiyona geliyor, Türkiye yok. Evet. Kim bize yakın şu adam. Hadi bunu tutalım diyoruz. <laughs> niye ya? Niye abi yani? Evet <laughs> böyle kendim... bizim kaderimiz şu yani mesela Dünya kupasında kendimize kim? bir takım ha, seçelim. Niye? Avrupa şampiyonasında kendimize ha. bir takım seçelim. Neden? Bir de gitmeyeni dövüyorlar. 24 evet, takım var orada yani. Evet. Herkes herkes gidiyor evet. yani. Orası şey Be gibi hani şu an. Konya gibi bir şey oluyor. Takımı ya yani ciddi bu. o kadar ruhsuz, evet. o kadar izlemek istemiyorsun evet, maçı. Evet. Yani bir şimdi voleybol maçı izlerken nasıl oluyoruz? Acayip. Maşallah. Bizi, Kızlar yine kazandı e, az önce izledim. maçı da 4-4 4'te 4 yaptılar. Bir onu izlediğimizde ne oluyoruz? Evet. Bir de futbol izlediğimizde. Ama kusura sıraya bakmasın işte. oyuncularımız. Hoca tamam o konuda hem konusunda ama ağam paşam değilsiniz yani burada milli forma her ben mesela bana var ya 10 dakika bu formayı giyeceksin deseler yani 10 dakika milli formayla bana bir iki sene maaş vermeyin diyebilirim yani hı hı. ya da yarısını verin derim maaş vermeyin demeyeyim maaş kalırım <laughs> da yarısını verin diyeyim ya, ya öyle, ya bir şey, belki, öyle bir şey öyle bir bizim için yani evet forma. aslında öyle ama şu anki durumda o kadar profesyonel bakamamalarını da anlıyorum yani profesyonel bakmalarını da anlıyorum pardon yanlış hı hı. söyledim eee Şimdi durum öyle bir durum. Evet, biz istiyoruz ki işte formayla bütünleşsinler, işte o böyle milli duygular ortaya çıksın falan. Bu zaman öyle bir zaman değil. Ama salt duyguyla oynamayın, oyun aklını da koyun diyoruz. Onu da yapamıyorlar. Onu da yapamıyorlar. Evet. Onu da yapamıyorlar. Tabii. Zaten Tabii. salt duyguyla da olmaz. Olmaz. Yani. Tabii i̇şte ki olmaz. O yüzden Alman getirdi Hamit Altıntop. Salt duyguyla olmasın. Biraz duyguları alınmış mat bir adam da hmm. gerçeklikle yüzleştirsin oyuncularımızı diye. Ama <laughs> Kuns bizden daha çok. <laughs> duygulara kapıldı dağ başını duman almış diye bizi gaza getirmeye evet. çalışıyor. Ya sayın hocam, yani bizde o ilk birden başlıyor zaten anladın. Mı? Bizim damarlarımıza kadar var o yani. Biz onu evet. severiz, be beğeniriz zaten. Aynen. O bizde var. Gerek yok. Hani sen, sen onu bize anlatma yani. Bizi gaza getirmeye çalışma, anladın mı? Aynen. Ona döndiğiz. Çünkü o da yakaladı bir damar tabii, vardı tabii, memlekette. Tabii. Verirsen kızı oradan ya tamam o var güzel seviyoruz da bir de bu işin bir gerçekliği var, bilimsel yanı var, bir antrenman bilimi, profesyonelliği var. yayı oldu ya ben severim yayı evet. Bir de şey kulübeyi dolduracak bir adam. Bir de böyle sıcak bir, bir, bir teknik direktör. Aynen aynen hocadır, bence de. Yakışır. Keyifli olabilir. E, son olarak Ergin Beşiktaş'la alakalı şunu da sormak istiyorum. Şimdi... E Ciddi bir yönetimle taraftar arasında sıkıntı. Zaten hani transfer döneminin başından beri başlayan süre gelen transferlerin bir de beklenilen performansı göstermemesiyle daha da alevlenen, Trabzonspor mağlubiyetiyle daha da arşa çıkan bu durum yani nasıl toparlanacak? Skor alarak toparlanacak. Başka yolu yok bunun. Yani orada anahtar şu an hoca da. Beşiktaş maç kazanacak. Beşiktaş maç kazandığı sürece her şey ötelenir. Bak sezon başında çok ciddiydi işte yönetim istifa sesleri. Avrupa öneremesinde bile Beşiktaş gol atıyor yönetim istifa sesleri. Sonra Beşiktaş böyle bir kazandı. Kazanmaya başladı. 9 maç kaybetmedi falan filan. Pendik Spor'da bir beraberlik yine başladı. Sonra maçlar kazandı yine Sivas. Duruldu. Bu böyle yani anladın mı? Sen Beşiktaş yönetiminin işi çok zor şu anda. Niye zor? Ee, yani o golü atması lazım oyuncunun. O golü yani çok yönetimden, yönetimsel süreçten oyuncu etkileniyor mu? Çok öyle değil. Yani şöyle düşünmüyor değil mi herhalde ee, Raşisa Ya işte Hasan Arat aday oldu. Başkan da diyor ki Mayıs'ta kongre olabilir. Roziye falan değil mi böyle? Tabii. Kongre olabilir. Olağanüstü tabii, tabii kongre. Yani. Tüzük değişti 5 dakika sonra. <laughs> böyle değil tabii ki. Ama bir, bir huzursuzluk olduğu kesin. Yani Aynen. bir... Ee, onun adını koyalım tam huzursuzluk değil ama hissedersin ya böyle bir şey hissedersin. Hı hı. Bir sıkıntı var. Bunu dağıtmanın tek yolu maç kazanmak. Futbol takımının evet. maç kazanması. Kazandığın sürece eyvallah. Evet. Böyle yol yürümek de kolay değil. Niye? Kazanmaya devam etmen lazım. E, futbol oynuyorsun değil mi? Karşıda bir rakip var. Her an beraberlik olabilir, mağlubiyetler olabilir. Olur yani bu. Olduğunda ne olacağını bilmiyoruz. Şimdi o, böyle değil ki. Böyle o, böyle yol yürünmez yani. Ama bizim futbol ortamımızda da başka bir türlüsü mümkün değil. Hı hı. Başka türlüsü mümkün değil. Bunu kabullenip bununla yol yürümesi lazım. Vallahi başkanın, hocanın, oyuncuların gönlünü sürekli hoş tutuyor olması lazım. Kazanın ki biz de burada evet, duralım diyor olması lazım. Ergin çok teşekkür, ben teşekkür ederim. ederim. Var mı eklemek istediğim Vallahi bir şey? İnşallah Brugge maçı iyi geçer. Ben çok önemsiyorum orayı. Evet. Yani Trabzonspor'a yenilirsin. Trabzonspor büyük kulüp. Yenilirsin. Tabii. Onlar toparlanır. Tabii. O gelirsen sen yenersin. Sen gidersin o yener. Bunlar olur. E, Avrupa ama önemli. bürüş yani ki bugün Galatasaray, yarın Fenerbahçe, Beşiktaş. Zindan'a başarılar dileyelim Galatasaray'a bunlar, bunlar çok önemli. Şey olur hani yenildikten sonra sokakta insanlar birbirini kızdırıyor falan Avrupa maçlarından sonra da ya da sosyal medya ama yenildikten sonra diyorsun ki ya zaten yenilmiş bari. Bunlar taraftarlık duygusu içerisinde evet, kabul olabilir. edilebilir şeyler ama şimdi maç önünde o destek, bize çok lazım. Ya yani bize hepsinin kazanması o kadar lazım ki. Niye lazım olduğunu zaten süreç içerisinde birinci torbadan girdiğinde rakipleri evet. bunları anlıyorsun. Ya sana yarıyor anladın mı yani? Oradaki kazanılan maç senin takımına yarıyor, senin seviyen yukarı. İşte maç. en azından bu dönemde takımlara taraftarlar olarak destek verirsek en azından bu dönemlerde hissederlerse. Evet. Belki daha evet, iyi çok, sonuçlar Çok lazım. Çıkar. İnşallah hepsi hepsi kazanır. Ee, i̇ki senedir iyi gidiyoruz Avrupa'da. İnşallah devam evet, ederiz evet. böyle. İnşallah. Darısı da milli takımın başında. Tabii. bu arada. <laughs> Hayırlı olsun diyelim Monte'ye. Geldiyse şayet. Evet. Peki evet. E, teşekkür ederim ben tekrardan teşekkür ederim. Ergin. E, Ergin Aslan'la yüz yüzünün bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta biz yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.